Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Türk mimarisiyle dünyaya mührünü vurmuş Mimari Deha, Mimar Sinan'ın memleketi Arnas'tan sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda tarihi Arnas Şifahanesi'nin içindeyiz. Geçmiş dönemde Şam'dan, Bağdat'tan ve tabii ki Osmanlı topraklarının birçok noktasından vatandaşlar şifa bulmak için şu anda içinde bulunduğumuz alana doğru gelerek burada şifa dilediler, şifa aradılar ve yüzyıllarca bu topraklarda şifa buldular. Günümüzde ise bu şifahane tarih severlere, tarihe yüzünü dönen, tarihle aydınlanmak isteyen herkese kapılarını ve bağrını açmış durumda. İşte görüyorsunuz, kameraman arkadaşımdan da rica edeyim şu kemerli yapıyı sizlere göstersin. Arnas'ın taş ustaları, ünlü mimarları bu topraklarda yetişerek bu eşsiz mimari eserleri adeta tarihin bir mührü gibi Kayseri topraklarına, Arnas topraklarına bıraktılar ve günümüzde de yerli yabancı birçok turist buraya geliyor. Efendim her yanı birbirinden güzel. Arnas'ta gezintimiz devam ediyor ve Sinan Pınarı Çeşmesi'nin hemen önündeyiz. Yanımızda Ahmet abimiz var. Bakalım Ahmet abi bize çeşme hakkında neler söyleyecek? Mimar Sinan hem ülkesinin su sorunu çözmüş hem Arnas'ın su sorunu çözmüş, İstanbul'un su sorunu çözmüş. Tabii ki Ağapınarı, Karagöz Çeşmesi, bir de Sinan Pınarı vardı burada. Kendi bütçesiyle Arnas'ın su sorunu çözmüş. Toprağın altından, insan boyundan, tavanda, üstüne altına kanala döşeyerek, üstüne büyük taşlar örterekten, derin bir mevkiden, uzay 6 kilometre gibi bir mesafeden Arnas'ın su sorunu çözer ve de başarır. Bu mekanlara, bu halkına borcunu ödemiş olur. Bu güzel sudan şöyle birer yudum içelim mi? İçelim. Buyurun. İşte Sinan'ın çeşmesinden arkadaşımız su içiyor. Biz de içelim. Bu Sinan Çeşmesi, görüp misafirlerimizin gelip buradan içmesini istiyoruz. Her gelen misafirimiz de buradan Sinan Çeşmesi'nden suyunu içiyorlar. Bedava suyumuz akıyor şu anda. Hem soğuk hem de lezzetli. İnanın yolunuz Arnas'a düşerse ve şöyle kana kana serin bir su içmek isterseniz Sinan Çeşmesi uğramanız gereken ilk durak olması gerekiyor. Arnas'ta bulunan tarihi Agios Propokios Kilisesi'nin içerisindeyiz. Efendim 1924 yılındaki mübadele döneminde Rumlara ait bu kilise ve Osmanlı'daki kurallara, kanunlara, yasalara uygun bir şekilde inşa edilmiş. O dönemde kiliselerin camiden büyük olmama, camiyi geçmeme şartına uyan bir kilise. Burada Hazreti İsa ve Meryem'in fresklerini görmemiz mümkün değil. Günümüzde ise atıl bir durumda. Efendim Arnas Taş Mektebi'nin önündeyiz ve mahalle mekteplerinden sonra Arnas'ta inşa edilen Taş Mektep 1980 yılına kadar da mezun vermeye devam etmiş. 1910'lu yıllarda başlayan Taş Mektebi'nin yapımında Arnas'ın önde gelenleri maddiyat karşılığında, cebinde parası olmayanlar ise imece usulü bu okul inşaatında çalışarak bu okulu Arnas'a armağan etmişler ve 1920 yılında başlayan eğitim serüveni 1980 yılına kadar mezun vermeye devam etmiş. Daha sonra bir müddet Arnas Belediyesi olarak kullanılan bu bina günümüzde ise tarih sevenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Efendim şu anda tarihi bir bezirhanenin içindeyiz. Arnas'ta tarihi bir bezirhanedeyiz ve Ahmet abi bezirhanenin öyküsünü bizlere anlatacak. Neredeyiz şimdiki, Ahmet abi? Şimdiki tabii ki Arnas'ta, Kayseri'de 58 bezirhanenin 28 tanesi Arnas'ta olan bir yer. 28'in tabii ki en azından bir 20'sinin 1960'lara kadar çalıştığı biliniyor. 1960'tan sonra biraz daha yağ çeşitleri değiştiği için, yenilikler çıktığı için vita yağlarını artık bunlar insanlar yavaş yavaş vazgeçilir. Yalnız bu yağ çok özel bir yağdır. 500 yıldır en az bir bölgede kullanılan yağ fabrikaları vardır. 500 yıldır bizim dedemgilin de var. Evde her Arnas'ta birçok ailenin vardır. Kendi yağlarını üretirler, bundan pazar sağlarlar, bundan gelir sağlanır. İnsanlar çalışır, burada ekmek yiyen insanlar vardır ayrıca. Bu bitki şöyledir, ızgın, belemi, zeyrektir. Yani ızgır, belemin veya zeyrekin elde edilen bir yağ. Elde edilen bitki türüdür. Tarlayla harman işi bitincik.
Burada fabrika işine geliyor. Fırında kavruluyor. Fırında kavrulduktan taşlar ne yapıyor? Bir hayvanın dönmesiyle iyice inceltiliyor. İnceltilen bitkiler, onun zamık dediğimiz bitkileri kablara dolduruluyor. Büyük bir ileride mekanizma sistemi var. Sonsuz burgu dediğimiz burguyu hayvan da çeviriyor. İleride bu burguların arasına veriyor. Sıkıştırmalar yağ ediliyor. Buna da bezir yağ diyoruz. Aydınlatmada, yemekte, salata, boya sanayinde kullanılıyor. İnsanlar bunun ticaretini yapıyor. Büyük de para kazanıyorlar. Efendim şu anda Arnaz Köyü'nün meşhur ekmeği, tandırda yapılan meşhur ekmeği tatmaya geldik. Yanımızda da Nimet ablamız var. Kendisi işte burada Arnaz'ın meşhur köy ekmeğini hazırlıyor. Doğal bir şekilde buradaki bitkilerden elde edilen doğallıkla burada hazırlıyor ve hemen yan tarafta görmüş olduğunuz tandırda da köz ateşinde ekmeğini pişiriyor. Lezzetli köy ekmeği efendim, biraz sonra tadına bakacağız. Nimet abla, seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Nimet Bektaş. Buralıyım. Arnaslıyım, evet. Kaç yıldır yapıyorsun böyle ekmeği? 10 yıl oldu. 10 yıldır yapıyorsun. Evet. Şu sıcaklardan bir tane pişince bakalım mı tadına? Evet. Tabii ki. Efendim Nimet ablanın lezzetli köy ekmekleri, Arnas'ın meşhur köy ekmeği, biraz sonra tadına bakacağız. Efendim işte görüyorsunuz, bir tarafı kızarmış, tandırda pişmiş, oldukça da lezzetli gözüküyor. Bir taraftan da Nimet abla pişen ekmekleri çıkarmaya devam ediyor. Ben de hemen şöyle, daha dumanı üstünde, işte görüyorsunuz bu çıtır çıtır sesi de muhteşem bir lezzet gerçekten. Elim yandı Nimet abla. Bakayım mı tadına? Buyur. Efendim bu çıtırdamayı, bu lezzeti inanıyorum siz de oradan duyabiliyorsunuz. Tazecik köy ekmekleri Kayseri'nin Arnaz Köyü'nde pişmeye devam ediyor. Efendim Nimet ablamızın hemen yan tarafında bir de Sema ablamız var. Kendisi de görmüş olduğunuz gibi yerde tandır lezzetini burada ailesine sunuyor. Evde yapılıyor Arnaz'da ekmekler ve hem sağlıklı hem uzun soluklu yenilebiliyor. Efendim işte çömlek bardağım geldi, olur. İşte şu suyun sesi gerçekten insanın içini ferahlatmaya, içini serinletmeye yetiyor. Efendim buz gibi çömlek suyu. Hem lezzetli hem de inanın sürahilerdeki o şehirleşmeyi burada bulamazsınız. Doğal bir su, hem lezzetli hem soğuk. Elim yandı, alır mısın? Cayır cayır. Seninki alışmış. Ben alıştım. Pişirmeyince bizimki de yanıyor. Kaç yıldır yapıyorsun? Ben 25, 30 sene, 40 sene. 40 senedir burada ekmek mi yapıyorsun? Burada yapmıyorum. Ben çocukluktan belli biliyorum. 13 yaşında belledim. Maşallah. Evet. Nasıl çıkartıyor? Var mı bunun bir tekniği? Var. Nasıl çıkmazsa bıçağından çıkarıyoruz. Nasıl yapıyorsun? Bir tane çıkart da kameraman arkadaşım görsün. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Çıktı. Tabana yapışmış ekmeği elimizle çekiyoruz, değil mi? Tandırı iyi yakmazsan ekmek arkasına yapışır, çıkmaz. Eğer tandırı güzel yakarsan böyle ekmekler kendi kendine çıkar. Dorağında son ustası İsmail amca hemen yanımızda. Seni tanıyabilir miyiz İsmail amca? Tabii. İsmail Yıldız. Bunu devamlı yapıyoruz. 50 senedir mesleğimiz bu. Bunu ocağı var 3 kilometre uzaktan. Oradan tomruk olarak sokuyoruz. Getirip burada bu hale getiriyoruz. Bunu yoğurt konup süzülüyor. Güzelce yıkanıyor bu. Çalınmış yoğurdu. Buna koyuyorsun. Mutfağa serin yere koyuyorum. Orada süzülüyor yoğurdunu. Şu yoğurdunu da alıp güzelce yiyor. Vallahi anlatırken iştahlandın. Güzel oluyor mu bundan süzülen yoğurt? Tabii tabii. Güzel olur bunun yoğurdu. Lezzetli olur. Bunları 150'ye falan veriyoruz. 150 liraya alıyor vatandaşlar süzme yoğurt için ama ömürlük kırılana kadar kullanılıyor, değil mi? Yine 3 sene 5 sene kullanılır yani. Kırılmadıktan sonra. Kırılmadıktan sonra istedikleri gibi kullansınlar. Evet evet. Efendim şu anda Koramaz Vadisi, Arnaz, Yeraltı şehrinin girişindeyiz. İçeride odalar, dehlizler, tarihin ışık tutmaya neresi varsa oraları bizler de gözlemleyeceğiz. Bakalım geçmişten günümüze bizlere neler kalmış, ışık tutmaya devam ediyoruz. Tünellerde, mağaralarda gezintimiz
devam ediyor. Gerçekten dışarıya nazaran serin, soğuk bir hava var ve milattan önce 3500'lü yıllarda Hititler, Romalılar buralarda yaşamışlar ve yaşam alanları günümüze kadar ulaşmış. Hemen sol tarafımda kubbeli bir mutfak görüyorsunuz. Şöyle kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Bizler de içeriye doğru geçiyoruz. Bakalım kubbeli mutfakta bizleri neler bekliyor? Tabii geçmiş dönem insanları burada uzun yıllar boyunca hayatlarına devam etmişler ve yaşam alanları oluşturmuşlar. Hemen yukarıda bir delik var. Günün ışığı oradan buraya kadar ulaşıyor. Geniş bir alan fakat yukarıya doğru çıktıkça daralıyor ve artık en üstte küçük gün ışığı girecek kadar bir boşluk. Burası da işte mutfak olarak kullanılmış. Görüyorsunuz geçmiş dönemde tabii lambalar elektrik olmadığı için aydınlatma noktasında böyle ufak delikler açılarak içine gaz lambaları, yağlar konularak aydınlatma ve tabii ki ısıtma işlemlerinde kullanılmış. Milattan önce 3500'lü yıllar, yani günümüzden yaklaşık 5-6 bin yıl kadar önce insanlar bu mağaralarda yaşam sürmüşler. Efendim dehlizlerdeyiz ve burası işte mağarada bir dehliz. Bir kişiden daha fazla insan aynı anda geçemiyor. Boyum da biraz uzun olduğu için malumunuz yarı yarıya eğilmek durumundayım. Ve işte hemen burada bir taş var, bir kilit taşı var. Geçmiş dönemde insanlar savunma anlamında bu taşı kullanmışlar. Ve savunma anlamında savaş çıktığında bu taş ileriye doğru sürülerek işte buradaki yerine, oyuna doğru geliyor ve diğer taraftan gelen insanların, düşmanların buradan geçmesi engellenmiş oluyor. Bu şekilde de muhteşem bir savunma ve strateji örneğini de yine bu mağaralarda görmüş oluyoruz. Mimarların piri, Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü evin önündeyiz efendim. Yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey'den önce kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Sonra da tabii ki Mimar Sinan'ın, o meşhur mimarın evini gezeceğiz. Bakalım Mimar Sinan nerede doğmuş, nerede büyümüş, o muhteşem eserler nerede olgunlaşmış, nerede harmanlaşmış. İçeride hepsinin sırrını anlayacağız. Mimar Sinan'ı etkileyen mekanlar, Sinan'ı destekleyen mekanlar, Sinan'a ilham veren mekanlar. 22-23 yaşına burada kadar burada yaşayacaksın. Deden baban senin hocan olacak. Bu işi ne yapacaksın? Bu işi kavrayacaksın. Osmanlı'da askere alınacaksın, askeri mühendis olarak artık gün ışığına çıkacaksın. Kadırgalar, köprüler, kılıçlar, mızraklar nedir bunları inşa ederekten Osmanlı'da kendini tanıtacaksın. Sinan'a sorduklarında sen bu işi nereden biliyorsun dediklerinde ustaların işinesine karışınca ben Kayseri'den ve Ağrınas'taki Selçuklu mimarilerinden bahsetmeye başlar. Dedesinden, babasından bahsetmeye başlar. Tabii ki Sinan'ın hocası dedesi ve babasıdır. Tabii ki evin biraz daha klasik gelişmiş Osmanlı mimarilerinden biri. Burası mutfak bölümü bulduğumuz gibi. Kemerli gördüğünüz gibi. İçerisinde nedir? Tandır, ocak, rafları, kubbeli tavan veya kırlangıç tavan dediğimiz harem odası, selamlık ve de burada bir niş dediğimiz niş var. Taş kapılı mukarnas diye geçer aslında bu. Taş, padişah ve saray sembolizleri mukarnas teoriden, bilinden bahseder. Şimdi burada bile müthiş bir işlemecilik, harika bir sanat aslında sanat. Gözlerimize i̇şte serilmiş. Kemer de aynı öyle. Kemerde kilit taşını görüyorsunuz. Bu kilit taşı sanat tarihinde, kilit taşı İslam mimarisinde mihenk taşı diye geçer. Kabartma figürlü olursa bu mihenk taşı tabii ki birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüttür. Yani diyor senin altınından, incinden, gümüşünden, bronzundan daha değerli olduğunu, senin omurgandır, senin ana merkezin budur. Kubbelerde de aynı kilit taşları vardır. Kemerlerde de aynı kilit, tabii ki geniş çaplı kemerlerde de aynı. Gördüğünüz gibi Sedirli Oda. Hemen Sedirli Oda'nın sol tarafında, benim solumda banyo. Cağ taşı dediğimiz, banyo dediğimiz yer. Banyo temizlik alanı var. Hemen önünde bir tane taş var. Lavabo taşı. Eli yıkasın, ayakları yıkasın veya abdest alırsın. Taşıma suyla, bakırlıklarla ne oluyor? Sular abdest alırsın, eli yıkasın. Taşın çevresinden toprak zemine gidiyor. Bu bölgenin altı volkanik tüf olduğu için suyu sünger gibi emiyor. Tabana gidiyor. Oturma alanları. Baş köşe. Hatta şuraya oturan kişi, buraya oturan kişi ne yapmış? Evin büyüğü burada oturur. Buranın adı baş köşedir. Bunun adı baş köşe diye geçer. Karşıyı bile görüyorsun. Buradan sokağı bile görme şansın var. Dışarı girip, eve girip çıkana, evden çıkana, bu tarafa geleni ne yapıyorsun? Eşli dostu buradan görme şansın oluyor. Ahmet abi, kocaman bir evin içerisindeyiz. Yani inanın siz olmasanız ekip arkadaşlarımızla birlikte herhalde yönü bulmak için bir pusulaya veya bir navigasyona ihtiyacımız olur. Bu evi de çok sayısız. Dede, torun, torba, oğul, uşak en az 25-30 kişi, 15 kişi yaşayan insanlar var. Ağrınas'ta sayısız konaklar vardır. Birbirinden büyük 500 metrekare, 600 metrekare, 800 metrekare, 25 odalı, 30 odalı, 15 odalı, 25 odalı. Bizim kendi evimiz dönemin mimarisinden yakın tarihe kadar, 1956'ya kadar avlusuna beraber 650 metrekare taş evdir. Ağrınas'ta düşünebiliyor musunuz? 500 metre, 700 metre, 800 metre kapalı alanlar vardır.
Ağrınas'ta 100 tane, 100 yerin üzerinde konak vardır. Taş evi konak vardır. Yani aslında bu evlerde birkaç aile bir arada yaşamış ve günümüze kadar da buralar ulaşmış değil mi? Evet, aile kalabalık aile. Kalabalık mahalle toplumlar vardı. Şimdi tabii insanlarımız klasik evlerde yaşamaya devam ediyorlar. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Türk tarihinin en büyük mimarı, Topkapı Sarayı, Mihrimah Sultan Camii gibi birçok eserin mührünü ülkemizde bırakan Mimar Sinan'ın doğduğu Arnas'tan seslendi sizlere. Arnas'ın muhteşem tarihi, Koramaz Vadisi'nin eşsiz doğası ve tabii ki Arnas'ın lezzetli köy ekmeği bizleri kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.